Kazanım 23 Şimdi demiş ki kök a eksi a eksi 15 kök a artı a eksi 15 e, kök a eksi a eksi 15'i 3 vermiş kök a artı kök a -A e, konuşamadım kök a artı kök a eksi 15'in eşitliğini soruyor. Çok köklü ifade var. Şimdi bu bana sorduğu ifade x diyelim. Bakıyorum bunlar birbirinin biri farkı biri toplamı. E ben bunları taraf tarafa çarpsam kök a, -A, -A eksi şuraya yazıyorum. Kök içinde a eksi 15 çarpı kök a eksi kök içinde artı bu pardon artı kök içinde a eksi 15. Şu ikisini taraf tarafa çarptım. Sağ tarafları çarpıyorum 3 çarpı x'ten o zaman buraya da 3 x Şimdi o zaman kök a'nın karesi a yapar. Eksi kök a eksi 15'in karesi a eksi 15. Eşitmiş 3 x. Burada eksi a artı 15'ten yani 3 x eşittir. Eksi a artı 15 gelecek. A'lar gidecek 15 olacak. x eşittir. 5 bulunur cevabım C oldu. Tabi burada şimdi şöyle bir şey var. Eğer belki sen de fark etmişsindir. Hocam ben buna A'ya 16 verdiğim zaman bak 16 ver A'ya. Kök 16 eksi kök 16 eksi 15 1 ya. Kök 16 eksi kök 1 ya. Yani 4 eksi 1 3'ü sağlıyor. O zaman burası da kök 16 artı kök 1'den 4 artı 1'den 5 olur diyebilirsin. Ama her zaman bu bir tam sayı olmayabilir. Burada denk geldi. Çünkü sor soruda tam sayı da dememiş eğer gördüysen 5'i bu şekilde de direkt işaretleyebilirsin ama en sağlıklı, en garanti çözüm yolu benim yaptığım çözüm yoldur. Şimdi burada bakıyorum. Kök 7 artı kök 3 üzeri a 2. Kök 7 eksi kök 3 üzeri a ifadesinin eşitti. Şimdi buna x diyelim yine. Ben x'i arayacağım. Yine taraf tarafa çarpıyorum bak. Kök 7 artı kök 3 üzeri a. A eleman r demiş bu sefer bir de. Çarpı kök 7 eksi kök 3 üzeri a eşittir 2x oldu. 2 ile x'i çarptım. Ve burası kök 7 artı kök 3 kök 7 eksi kök 3. Üstler aynı olduğu için tabanları çarparım. Ve bu ne oldu? Direkt 4 üzeri a oldu. Neden? 2 kare farkından kök 7'nin karesi eksi kök 3'ün karesi. Yani 7 eksi 3'ten 4 üzeri a 2 üzeri x oldu. Benden ne istiyor? x'i istiyor. x dediğim 2 üzeri 2a 4 üzeri a bölü 2. 2'nin cinsinden yazıyorum. E bu 2 demek 2 üzeri 1 demek bölü 2 üzeri 1. O zaman e, bölme var. tabanlar aynıysa üstleri çıkaracağım. Yani aşağıdaki bir yukarı eksi 1 diye çıkacak. X dediğim 2 üzeri 2a eksi 1 oldu. Yani cevabım e oldu. Devam ediyorum. Geçtiğim 3. soruya. 1 artı kök x bölü 1 eksi x eksi x bölü 1 eksi kök x. x Şimdi burada şöyle bir işlem yapabilirim. Sonuçta burada 1 eksi x var ya. 1 eksi x neydi? 1'in bir, karesi eksi kök x'in karesi. Bunu 1 eksi kök x çarpı 1 artı kök x diye yazabiliyorum. Şu şuraya yani bunun yerine 1 eksi kök x 1 artı kök x yazıyorum. Çünkü neden? İşlemin kod daha kolay olacak. 1 artı kök x'ler sadeleşecek. Yukarısı 1 bölü 1 eksi kök x eksi x bölü 1 eksi kök x. Yani 1 eksi x bölü 1 eksi kök x eşittir 3 bölü 2. İlk kısmı bu. Sadeleştirme yaptım. Ama şimdi yine yukarıda bu sefer 1 eksi x oldu. Yine yukarıdaki 1 eksi x yerine 1'in karesi x'i x'in karesi 1 eksi kök x artı e, çarpı 1 artı kök x bölü 1 eksi kök x eşittir 3 bölü 2. E burada yine ne oldu? Bak 1 eksi kök x'leri sadeleştirdim bu sefer. 1 artı kök x eşittir 3 bölü 2 demek bu. Bunu karşıya yaptım. Kök x eşittir. 3 bölü 2 eksi 1. 1 bölü 2 yapar. Her tarafın karesini aldığım zaman x'i ne buldum? 1 bölü 4 buldum. Cevabım a oldu. Gayet güzel bir soru bence. Hafif işlemler yaparak e, bunlar köklü sayılarda da sorulabilen soru tarzları. Biz burada çarpımlar da yer verdik ama e, köklü sayılar konusunda da bunlardan bol bol görebilirsiniz. Şimdi burada yine ne var? x eksi y aşağıda x artı y 2 kök eksiye falan fistan var. İfadesi sadeleşmiş hali. Şimdi bak şöyle yapalım. x eksi y demek. Kök x'in karesi eksi kök y'nin karesi. Yani kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y. Kök x artı kök y. Bu birincisi hallettik. Şimdi aşağıya bakıyorum. x kare artı y kare artı 2 çarpı kök x çarpı kök y düşün. x kök x'in karesi birincinin karesi kök y'nin karesi y. İkincinin karesi birinci ikinci çarpı ilk katı. Aşağısı zaten şu olmuyor mu direkt kök x artı kök y'nin tam kare açılımı burası. E zaten burası çarpı kök x artı kök y kök x artı kök y bölü kök y eksi kök x kök x kök y. Şimdi bak kök x artı kök y e burası da kök x artı kök y kök x artı kök y'nin karesi burası sadeleşti e kök x eksi y kökü eksi x. Bunlar birbirinin eksilisi. Sade istediğim zaman yukarıda sadece eksi 1 kalacak cevabım. E olacak. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanımıza geçebiliriz. <laughs>